Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bebeğimizin gövdesine devam edeceğiz. En son bıraktığımız yerde işaret ipimizde kalmıştı. İşaret ipinden şu ipimizi yukarı çekelim. Gövdeye geçerken 1 2 şöyle bakıyorum. Bir tane daha örelim. 3 sık iğne. 3 sık iğne ördük. 1 2. 2 zincir çektim. Diğer bacağı alırken şöyle bakıyoruz. Şuradan itibaren sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13. sık iğneye batıyoruz. Evet, şu şekilde eklemiş olduk. Şimdi dönelim bu bacağımızı. Sık iğnelerimizi düz örüyoruz. Şöyle dönelim hanımlar. Zincirin olduğu yere kadar düz örelim. 26 sık iğne bu bacakta. Zincire geldik. Zincirin üzerinden 2 tane sık iğne yapacağız. Bir. Bu da 2. Zincirin üzerinden 2 tane sık iğne çıkardık. Devam edelim. Diğer bacağa geçiyoruz. Zincir çekerken hanımlar şu sık iğnemizi kaybetmiş oluyoruz. 25 tane sık iğnemiz kalır o zaman. O yüzden dibe batarak 1 2 26 tane sık iğne sayacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve işaret ipimizi kaldırıyoruz. 24 25 ve 26. Bu bacağımıza da 26 tane sık iğnemiz oldu. 2 sık iğne zincir üzerinden çıkartıyoruz. 1 2 de burada. 56 tane sık iğnemiz oldu. 56 tane sık iğnemi 2 sıra düz gidiyorum. Arttırma, eksiltme yok. 2 sıramızı örelim, gelelim. 2 sıra düz ördük. 56 tane sık iğnemiz var. İşaret ipini yukarı alıyorum. Devam edelim. Değişik bir ip, hep ta takılıyor.
Şimdi bu sıramızda arttırma yapacağız. Çok arttırmayacağız. 56 tane sık iğnemizi 60'a çıkaracağız. Şöyle yapıyorum. Pardon. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. Konuşurken unutuyorum işte, geçmişim. 5 tane sık iğneden sonra şurada bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane arttırdık. 1 2 3 4 5 6. Bir tane de burada arttırıyoruz. Evet, popoda iki tane arttırdım. Diğer arttırmamı da aynı şekilde 5 sık iğne kala bir tane arttıracağım. 6 sık iğne kala bir tane arttıracağım. Şuraya gelene kadar düz örelim ilmeklerimizi. Evet, düz örelim. Diğer bacağın arka kısmına kadar. Bacağımızın arka kısmına da gelince burada da arttırma yapacağız. Bir tane arttıralım. Bir tane arttırdım. Diğerini de işaret ipine yakın arttıralım. 2 3 4 ve 5. Bakıyoruz. Şuradan itibaren 5, bir tane daha örelim. Bu da 6. İkinci arttırmamı da buraya yaptık. Kalan 2 tane sık iğnemiz var. İkisini de düz örüyoruz. Bu sıramızı da tamamlamış olduk. 46. sıramızı tamamladık. 56, 57, 58, 59, 60. 60 tane sık iğnemiz var. 6 sıra düz örelim. 6 sıramızı tamamladıktan sonra bir sıramızda tekrar arttırma yapacağım. Elli üçüncü sıradayız. Bu ikinci sık iğne. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir tane arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tekrar bir tane arttırıyorum. Bu ikinci arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu üçüncü arttırmamız.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Bu da dördüncü arttırma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Bu da son arttırma. Her 11 sık iğnede bir arttırdık. Bu sıramızı tamamladık. Şimdi 5 sıra örüyorum. 5 sıra düz örelim. İlmeklerimizi daha sonra azaltacağız. 5 sıra düz ördük. Bu arka kısımdan keseceğimiz için şimdi kafanız karışmaması için şöyle yapıyoruz. Önce işaret ipini şöyle tutup geriden kaç tane sık iğne sökeceğimize bakacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İşaret ipinden geriye 7 tane sık iğne söktüm. İşaret ipini buraya takacağım. İşaret ipimiz burada kalacak. Kesmeye başlıyoruz. 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Bir azalttım. Şimdi 5 defa 2 sık iğne örüp bir azaltacağız. 2 sık iğne ördüm. Bir azalttım. Bu ilk birinci. 1 2 Bu da ikinci. 1 2 Bu da üçüncü azaltmamız. Bir, iki, bu da dördüncü azaltmamız. Dört tane oldu. Bir tane daha azaltıyoruz. Bir, iki. Bu da beşinci azaltmamız. Devam edelim örgümüze. Sık iğnelerimizi işaret ipimize kadar gelmeden bir tane oradan keseceğiz. İşaret ipimize gelmeden 4 sık iğne bıraktım. Bir tane kesiyorum. Kalan 2 tane sık iğne. Bir, iki. Yani sadece arka kısımda azaltma yaptık. 59. sıramızı tamamladık. 60. sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda da azaltacağız. 1
2. Bir tane azaltalım. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar azaltıyorum. Son bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltma yaptık. Popo kısmında azaltmalarımız bitti. Kalan sık iğnelerimi şuraya kadar şöyle sayarak gideyim. Sayarak gidelim. Göbeğe kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu da 10. 10 sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane azaltıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Bir tane de buradan azaltıyoruz. Kalan sık iğnelerimiz 1 2 3 4 İçinde dolduralım. Ten rengimize geçeceğiz bu sıramızda. Ten rengi ipimizi de taktıktan sonra bir sıra bloğa gidelim. Şöyle ipimiz bu tarafta kalsın. Tekrar geri gidiyorum. Bir sıra. Bir sıra kenarını bloğa kısmından flow yapacağız. Kaç tane ilmek kaldığını saymadım. Böyle ezbere gidiyoruz. Evet. Bir sıra bloğa gidelim. Daha sonra da flow'dan beyazla bir sıra gideceğiz. Beyaz ipimizin işini tamamlamış olacağız. 48 tane sık iğnemiz var. Bazen eksik veya bir tane fazla oluyor. Onu arada bir keseriz.
Sıkıntı yok. Bir sık iğne fazla, bir sık iğne eksik. Önemli değil hanımlar. Beyaz ipimle bir sıra sık iğne gidiyorum. Bir sıra gidelim şu flow kısmından ve beyaz ipimizi keselim. Daha sonra şu kısma da bir sıra gidelim. Evet. Bir sıra sık iğne gidiyorum ve beyaz ipimi kesiyorum. Son kısma da bir kaydırma yapıyoruz ve ipimizin şöyle şu ucunu da içeri alalım. Ay elime yapıştı, elektriklenme oldu elimde. Ucunu içeri çekip düğümleyelim diğer şu iplerle. Elyafımızı da bu arada iyice şöyle dolduralım. Şöyle iki sıra den rengi ittim. Beyaz ipi tekrar kullanacağız. Atlet yapacağız beyaz ipimizde. Böyle gidelim tekrar aynı şekilde. Bir sıra blo gidelim. Yedi sıra öreceğim. Yedi sıra 48 sık iğnemizi örelim gelelim. 7 sıra ördükten sonra şuradan itibaren sayıyorum. Bir sıra blo gittik. Onunla birlikte beyaz ipimiz 8 sıra. İşaret ipimi yukarı çekiyorum. 8. 9. sıra diyelim. Şu beyazla blodan itibaren sayarak 9. sırama geçiyorum. 9. sıramda keseceğim 1 2 3 4 5 6 48 sık iğnemiz var. 6 7 8 9 10 11 12 12 sık iğne ördük. Bir tane azalttık. Aynı şekilde sıra sonuna kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu da ikinci azaltma. Aynı şekilde İşaret ipime kadar 12 sık iğne örüp bir tane keselim. 9. sıramızı tamamlayalım. 12 sık iğne örüp bir azalttım. Kalan sık iğneleri evet son azaltmam buydu. Kalan sık iğne 1 2
3 4 5 6. 9. sıramızı tamamladık. 10 ve 11. sıramı düz örüyorum. 2 sıramızı da tamamladıktan sonra 11. sıramız, 12. sıramızda kolları ekleyelim. Diğer omuz kısmına gelene kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Sayarak gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şöyle 15. Şu kısım içeri gelsin şöyle. 15 tane sık iğnemiz var kolda. 5 sık iğne ile ekleyelim. Nasıl tutmak isterseniz, çünkü kolumuzun her yeri aynı sayıda. Farklı bir şey yok. 5 sık iğne ile ekliyorum. Bir koldan şöyle, bir koldan, bir gövdeden, bir İki, bu da beşinci sık iğne. Kolumuzu ekledikten sonra, evet, tellerle biraz zor olacak benim için. 5 sık iğne ekledikten sonra ön kısımdan sayalım. 1 2 3 3 4 4 sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. Devam edelim. 1 2 3 4 Bir tane daha keselim. 2 tane kesmiş olduk. Bir, iki, üç, dört, bir tane daha kesiyorum. Dört sık iğne örüp bir azalttım. Dört örüp bir azalttım. Dört örüp bir azalttım. Üç tane azaltmış olduk ön kısımda. Kolu ekleyeceğiz. Bir, iki, üç. Üç sık iğne ördüm. Diğer kolu da ekleyelim. Aynı şekilde 5 sık iğne ile.
Bu birinci. İki. Bakalım. Evet, şu tellerden illallah oldum. 2 3 4 bir tane daha şu ipimizi içeri alalım. Bu da 5. Bakın tam işaret ipine geldik. Bu da 5. sık iğne. Ah ah ah. Ne zormuş örmesi. Kalan sık iğnelerimi şuraya kadar örelim. Yine sayarak gidiyorum. İşaret ipini yukarı alıyorum. Şöyle bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 beyazla gideceğiz. Kollarımızın atlet kısmı 6. 6 mı dedim? Bakayım. 1 2 4 5 6 7 8. 8 9 10 Hadi gayret Gülşen. 10 11 12 13 13 sık iğne ördükten sonra şurası 13 bir tane daha mı örelim? 14 Dipteki sık iğneyi aldım. Bir de koldan alıyorum. Bir tane azaltma yaptık. Kolun üzerinden bir hiç bloğa gitmeyeceğim. Bir, iki, üç. Diğer azaltmayı da aynı şekilde bu köşeden yapacağız. Kollarınıza elyafınızı doldurun. Son sık iğnemi bir koldan bir tane de gövdeden alarak hepsini bir aldım. Burayı düz örüyoruz. Arada 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 13, 14, 12 içimden saydım sanırım. 14, 15, 16. Yine geldik köşeye. Bir tane de koldan alıyorum. Azaltmamızı yaptık. Kolun üzerindeki sık iğneleri alalım. Diğer köşeye yetişene kadar. Bunları düz örüyorum. Köşelerden kesiyoruz. 2-3 sıra daha öyle gideceğiz. Azaltmalarımız daha sonra ten rengine geçeceğiz. Boyun kısmını öreceğiz. Şunu kaldırıyorum. Zaten hep artık böyle kesiyoruz. Bir kolda, bir gövdede. Evet. İsterseniz tekrar takalım. Kafanız karışmasın. Aynı şekilde diğer uca gelene kadar yine buradan keseceğiz hanımlar. Şu son kalan kısma gelene kadar örgümü örüyorum. Diğer kola geldik. Azaltmamızı yapalım. Kolda kalan bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 ve 8. Yine kesiyorum. Bir tane azalttık. Diğer uçtan da bir tane azaltacağız. Oraya kadar örgümü örüyorum. Tekrar keseceğiz omuzdan. Kolda böyle kesiyorum maalesef çünkü zor oluyor. İşaret ipime kadar, işaret ipimde de bir tane azaltacağız. Bir tane daha örüyorum. Bakalım. Azaltma yerimize geldik mi? Tane daha örecekmişiz. Evet. İşaret ipine geldim. Onu kaldırıp bir tane azaltma yapalım. Şimdi bu sıradan sonra bu sıramızı tamamladık. Şuradan itibaren sayarsak 14. sıramızı tamamlamış olduk. Beyaz ipimizi. 14. sıramızı tamamladık. 15. sıramızda artık 4 sık iğne örüp bir azaltacağım. Bir, iki, üç, dört.
Azaltalım. Kolayıma geldi böyle azaltmak. 4 sık iniyor, 1 azalt yapalım işaretimize kadar. 15. sıramızda şu atlet kısmını sayıyorum. 15. sıramızda 38 tane sık iğnemiz var. Bebeğimiz şu şekli aldı. Şöyle. Şöyle de bakalım. Yalnız doldururken şöyle parmağınızla iyice bastırmanız lazım. El yapımızı. Şimdi 15, 16. sıraya geçiyorum. 16. sıramda 3 sık iğne öreceğim. Biraz azaltacağım. Yavaş yavaş beyaz ipimizle işimizi bitireceğiz. Boyuna geçeceğiz. Ten rengine geçeceğiz. 1, 2 ve 3. Bir tane azaltıyorum. İşaret ipimize kadar 3 sık iğne ör, 1 azalt yapalım. 16. sıramızı da tamamladık. Bu sıramızda da azaltma yapacağız. 2 sık iğne öreceğim, 1 azaltacağım. Önce geçişimizi yapalım. Renk geçişi yaparken unutmayalım. Bir sık iğne örüyorum. Aynı yere batıyorum. 2 sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 1 2 2 ör, 1 azalt yapıyoruz. 2 ör, 1 azalt yapalım sıra başına kadar. Ten rengimize geçerken 2 sık iğne örüp 1 azaltarak 24 tane sık iğnemiz kaldı. 24 tane sık iğnemi 4 sıra öreceğim. Boynumuzu tamamlayacağız. Bir 4 sıra örelim. Daha sonra örgümüzü bitirelim. Boynu 4 sıra düz ördük. Gövdemizi tamamlamış olduk. Tel taktığımız için ellerimiz şöyle katlanabiliyor. Ayaklarımız da şöyle yatıralım. Dizlerimizi de bükelim. Gövdemizin bitmiş hali şu. Bir sonraki videomuzda kafamızı yapacağız. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.